İnsanların bu bölümünde burnu nasıl yapılıyor onu anlatacağım. Merhaba arkadaşlar, bugün çok apaçi bir konuyu elimden geldiğince bilimsel anlatmaya çalışacağım. Bugünkü konumuz lastik yakmanın arkasındaki bilim. Lastik yakmak nasıl yapılır? ve tam olarak sırasıyla neler gerçekleşiyor ki bu gördüğünüz dumanlar, ateşler falan ortaya çıkıyor. Biraz bundan bahsedeceğiz. Yine kırmızı Mustang'in önünde belki beni görmekten sıkıldınız diye düşündüm ama tahmin edersiniz ki hiçbir marka bize lastik yakma videosu için araba vermedi. O yüzden kendi aracım üzerinde bunu anlatmam gerekiyor. Dilerseniz lafı çok uzatmadan videomuza başlayalım. Lastik yakmak yani İngilizce ismiyle burnout nasıl bir bilim olabilir diye düşünüyor olabilirsiniz. Ama şaşırdığı şekilde bu dışarıdan basit görüneniyle hem o kadar basit değil hem de arkasında ciddi bir fizik var. Lastik yakmayın doğru yapma yöntemleri olduğu gibi yanlış yapmak, hatta çok yanlış yapmak da mümkün. Amacını sorguladığınız zaman ise değer yarışlarında lastikleri ısıtıp daha iyi yol tutmak için yapılıyor olsa da günlük olarak gövde gösterisinden ibaret. Genelde güçlü otomobillere sahip insanların birbirlerine tavus kuşu misali hava atma yöntemi. Açıkçası araba buluşmalarında benim ortamdan ayrılma vaktimin geldiğinin bir göstergesi adeta ama yine de arkasındaki birim oldukça ilgi çekici. Muhtemelen güç gösterisi ya da motorsporlarda drag yarışlarında lastikleri ısıtmak için yapılır dedik. Peki ama nasıl yapılıyor? Özellikle sokaklar ya da araba buluşmalarında yapıldığı versiyonunu düşünürseniz bu şu şekilde gerçekleşiyor. Arka yetiş bir aracınız var. Mümkünse manuel, vitesi 1'e takıyorsunuz, arabanız güçlüyse 2'ye de takabilirsiniz, sebebini anlatacağım. Gaza basıyorsunuz, gaza basarken devriniz yükseliyor, ayağınız debriyajda bir yandan. Ayağınızı debriyajdan çekiyorsunuz, aracınız patinaja düşüyor, arka tekerleri dönmeye başlıyor. Sol ayağınızı debriyajdan çektikten sonra çok hafif bir şekilde frene bastığınızda aracınız olduğu yerde duruyor ve arka tekerleri dönmeye başlıyor. Tahmin edersiniz ki bu oldukça kompleks bir hareket. Ve bunu yaparken araçta bir sürü şey gerçekleşiyor. Yeterince uzun süre yaparsanız arka lastiğin ciddi bir şekilde tüttüğünü göreceksiniz. Şimdi fiziksel olarak bunun tam olarak nasıl gerçekleştiğine bir bakalım. Şimdi size aracınızın güçlü olması gerektiğini söyledim ama burnout yani lastik yakmayı yapmak için güçlü olmayan bir araçla da yapmanın yöntemleri var, bazı hileleri var bu hileleri anlamak için ama ilk önce işin gerçekten bilimini anlamamız gerekiyor. Bilim dediğimizde odaklanmamız gereken önemli iki şey var. Birincisi arkadaşlar, bütün yüzeyler ne kadar pürüzsüz görünürse görünsün, mikroskopik boyutta baktığınızda kendi pürüzleri olacaktır. Örneğin kestiğiniz bir tahtada bu pürüzleri gözünüzle görebiliyorken, beton bir zeminde bu pürüzleri görmek için mikroskopla bakmanız yeterli olacaktır. Mikroskopla baktığınız zaman beton zemindeki her ne kadar parlak görünürse görünsün pürüzler göz önüne çıkacaktır. Bütün malzemeler pürüzlü olduğu için birbirlerine temas ettikleri durumda bu pürüzler birbirini tutacak ve birbirleri üzerinde kaymasını engelleyecektir. Yüzey ne kadar pürüzsüz görünüyorsa aslında sürtünmesi de o kadar düşüktür. Ama şunu unutmamak lazım, hiçbir yüzey mükemmel bir şekilde pürüzsüz değildir. Bir tahtayı bir yüzeyde kaydırmaya çalıştığınızda kaymasının çok daha zor olduğunu göreceksinizdir. Kaygan bir zeminde, örneğin buzun üzerinde bir şey kaydırmaya çalıştığınızda çok daha rahat kayacak. Sürtünme günümüzde bize böyle kötü bir kuvvet olarak görünebilir. Hep enerji harcamamızı, boşa enerji sarf etmemizi sağlayan bir şey gibi görünebilir. Ama aslında olmadan yaşayamayacağımız bir şey. Örneğin yürümemizi sağlayan kuvvet sürtünmedir. Kendinizi buzlu bir gölün üzerinde hayal edin. Yürümek ne kadar zor? Bunun sebebi de uyguladığınız kuvveti yere aktaramıyor olmanızdır. Uyguladığınız kuvveti yere aktarmanızı sağlayan şey aslında bu sürtünme kuvvetidir. Yerin size karşı koymasıdır bu şekilde siz hareket edebilirsiniz. Aynı şekilde arabaların hareket etmesinde sürtünme sağlar. Sürtünmeye baktığınızda iki önemli sürtünme kuvveti var arkadaşlar. Grafiğimizi çizdiğimiz zaman Bu eksen uyguladığınız kuvvet, bu eksende sizin sürtünme kuvvetiniz olacaktır. Ve ikiye ayırdığımızda ilk tarafın statik, ikinci tarafın kinetik sürtünme olduğunu düşünürseniz, statik sürtünme bölümü birbiri üzerinde hareket etmeyen malzemelerin birbirine uyguladığı sürtünme kuvveti, ikinci taraftaki ise birbiri üzerinde hareket eden yani kayan malzemelerin birbirine uyguladığı sürtünme kuvveti olacaktır. Kaymadığı duruma bir bakalım. Bu grafiğe baktığınız zaman sizin uyguladığınız kuvvet artarken, aynı zamanda sürtünme kuvvetinin arttığını göreceksiniz. Sürtünme kuvveti statik sürtünme boyunca siz ne kadar fazla kuvvet uygularsanız o kadar fazla artacak. Bir anda kinetik sürtünme bölümüne geçtiğinizde yani ittiğiniz malzeme hareket etmeye başladığında bu sürtünme kuvvetinin gittikçe düştüğünü ve bir yerde sabitlendiğini göreceksiniz. Bu da aslında her ne kadar ilk başta düşünmesi oldukça zor görünse de Günlük hayatta yaşadığınız bir durum. Örneğin yerde bir kutuyu iterek hareket ettirmeye çalıştığınızı düşünün. Başta oldukça ciddi bir kuvvet harcamanıza rağmen hareket etmeyecektir. Ve hareket etmeye başladıktan sonra artık çok daha kolay ittirdiğinizi fark edeceksinizdir. Bu tam olarak statik ve kinetik sürtünme yüzünden gerçekleşiyor. İşte aracınızın burnout yapmasını sağlayan aslında en temel fiziksel kavram kinetik ve statik sürtünme kuvveti arkadaşlar. Şimdi gelin bunu aracın üzerinde uygulayarak nasıl olduğunu gösterelim. Aracımız normal bir şekilde hareket ederken aslında statik sürtünme tarafında bulunuyor olacaksınız. Bu ilk başta biraz garip gelebilir. Tekerlek döndüğü için bir yanılsama yapıyor ama tekerlek yerde kaymadan döndüğü için aslında birbirine göre hareketi olmayan iki cisim olarak varsayabilirsiniz. Bu yüzden aslında sürtünme kuvveti ve motordan gelen gücü yere aktarma kuvvetiniz patinaj yaptığınızdan daha fazla olacaktır. Siz bir anda gaza abandınız. Aracınızın da gücü oldukça yüksek. Bir anda o statik sürtünme kuvvet limitini aştığınız anda tekeriniz yere göre kaymaya başlayacaktır. Bu durumda motordan üretilen o yüksek güç yere kaymadan gittiğiniz durumdan bile daha az bir şekilde aktarılacaktır ve arka tekeriniz eğer arka intisi aracınızda boşa dönmeye başlayacaktır. İşte bu statik ve kinetik sürtünme kavramını iki farklı tekerleğe uyguladığınız zaman. Örneğin siz demin anlattığım gibi gaza basarken bir yandan da frene basarsanız ve aracınız arkadan itişse arka tekerlek dönmeye başlayacak, kinetik sürtünmeye düşecek. Bu yüzden yere uyguladığı kuvvet daha az olacaktır. Ancak ön tekeriniz olduğu yerde duracak ve yeri daha yüksek bir kuvvetle tutuyor olacaktır. Bu yüzden aracınız hareket etmeden arka tekerlerini çevirmeye başlayacaktır ve arka tekerler yanacaktır. Günlük kullanımda saatte 100 km ile gidiyorsanız yaklaşık yarım saat kullandıktan sonra aracınızın lastikleri 50 dereceye kadar yükselir. Ama siz burnout yani lastik yakmaya başladığınız zaman saniyeler içinde 200 dereceye çıkabilir. Bunun sebebi de bahsettiğimiz motordan gelen gücün yere tamamen aktarılamaması ve aktarılan bölümünün de sürtünme ile ısıya ve sese dönüşmesiyle gerçekleşir. Isıya dönüşen bölüm lastiklerinizi ısıtır ısınan lastikleriniz yanmaya başlar, yanmaya başladıkça dışarıya duman atmaya başlar. Ve bu sayede de bu çoğu drag strip'te gördüğünüz ya da araba buluşmalarında gördüğünüz dumanlı ortamlar oluşur. Zaten ısı formülüne baktığınızda kuvvet ve hızla doğru orantılı olduğunu göreceksiniz. Yani tekeriniz yere göre ne kadar hızlı dönüyorsa o kadar fazla ısı üretecek. Üreten ısı lastiğin ısınmasına sebep olacak, sıcaklığı artacak, lastik erimeye yanmaya başlayacak ve duman çıkartacaktır. Şimdi bir çoğunuzun aklında şu sorunun olduğuna eminim. Bir yandan frene basarken bir yandan gaza basılır mı, olacak şey mi, bunun araca zararı yok mu? Tabii ki araca zararı var. Kişisel olarak ben kendim burnout yapmayı sevmiyorum. Aracınızda line lock gibi özel bir özellik yoksa, örneğin benim aracımda yok ama benim aracımın makyajlı versiyonunda line lock diye bir özellik var. Çoğu masal arabada bu var. Ayarlardan bunu açtığınız zaman araba özel olarak ön tekerleri frenle kilitliyor arka tekerlerin frenini sıkmıyor. Size gaza basmanızı söylüyor ve bu sayede sadece gaza basıyorsunuz. Araç arka tekerleri yakmaya başlıyor. Ama bu özellik olmadığı zaman siz kendiniz frene bastığınız için hem ön hem arka tekerleriniz frene basacaktır. Bu yüzden kendi freninize karşı koymanız gerekecektir. Aslında güçlü bir araca sahip olmanızın gerekmesinin sebeplerinden bir tanesi de bu. Kendi freninizden daha güçlü bir şekilde arka tekeri çevirmeniz gerekiyor. E bu durumda ne oluyor? Motorunuz gücü üretti. Siz arka tekerin frenini sıkıyorsunuz motor şaftı ve arka tekerleri çevirmeye çalışıyor. İlk olarak şanzımanınızın kavramasına oldukça ciddi bir yük biniyor. Oraya geçtikten sonra arka diferansiyelinize oldukça yük binecek. Akslarınıza yük binecek. Frenlerinize yük binecek. Ve lastiklerinizi yaktığınız için de lastiklerinizi tüketmeye başlayacaksınız. Aslında aracın bütün aktarma organlarında bir miktar hasar gerçekleşecek. Bunu ne kadar sık yaparsanız ciddi bir hasar çıkma olasılığı da o kadar fazla artacaktır. Önden çekerler için biraz daha basit aslında el frenini çekiyorsunuz. El fren arka tekerlerinizi kilitliyor. Debriyaja basıyorsunuz, gazı köklüyorsunuz, debriyajı bırakıyorsunuz ve arka tekerleriniz sizi olduğunuz yere tutarken ön tekerleriniz dönmeye başlıyor ve ön tekerleri yakmaya başlıyorsunuz lastiklerinizi. Arkadan itişe göre hem aracınıza biraz daha az zararlı hem de daha kolay yapması. Arkadaşlar bugün dediğim gibi elimden geldiğince apaçi bir konuyu bilimsel bir şekilde anlatmaya çalıştım. Umarım aklınızda canlanmıştır. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basabilir ve kanala abone olabilirsiniz. Aynı zamanda bu videoların kısa versiyonlarını hem YouTube Shorts'ta hem de Instagram ve TikTok'ta paylaşıyoruz. O yüzden bizi diğer sosyal medya mecralarından takip edebilirsiniz. Bugünlük anlatacağım her şey bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Hepiniz hoşçakalın.